Merhabalar, bugün sizlerle Pino kartımızda su seviyesi sensörünü tanıtacağım. Aynı zamanda kodlayacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet Pino kartımız, su seviyesi sensörümüz, su seviyesi sensörü ile Pino kartı arasındaki bağlantıyı sağlaması için bağlantı kablomuz, USB kablomuz ve bir bardak su. Şimdi bu projemizde bu sensör sayesinde suyun seviyesini ölçeceğiz. Bu da zaten analog girişli olduğundan dolayı bize bazı değerler verecek 0 ile 1023 arasında. Ona göre değerleri okuyacağız serial port ekranında. Şimdi bağlantıya geçeyim. Şu suyu şöyle biraz çekeceğim kenara. Elim çarpıp düşmesin diye. Şimdi bağlantısı çok basit her zaman gibi. Bu bağlantı kablosunu takıyorum. Daha sonra Pino kartımdaki analog pinlerden bir tanesini koyacağım. Ben 7 numaralı kutucuğu yani A0 pinine koyacağım bunu. Bu şekilde takıyorum. Daha sonra USB kablomu da Pino'ya taktıktan sonra bilgisayara takacağım. Evet, bağlantıları tamamladım. Sensörümün çalıştığına dair ışık da şurada yanıyor. Şimdi şöyle kod kısmında yine su seviyesinden değer okutacağım. Daha sonra okunan bu değeri serial port ekranına yazdıracağım. Şöyle hemen kodumuza geçelim. Kodda oluşturmam gereken iki tane değişken var. Bunlardan bir tanesi su seviyesi, bir tanesi de su sensörü. Şimdi ilk olarak integer veri tipinde su sensörü oluşturdum. Bunu da A0 pinine atadım. Daha sonra su seviyesini ölçmesi amaçlı su seviyesi diye bir değişken oluşturdum. Voice setup'ın içerisine geliyorum. Burada sensör hakkında herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Sadece serial port ekranını çalıştıracağız. Bunun için de serial begin 9600 komutunu kullanıyorum. Daha sonra void loop'un içerisine geliyorum. Kodumun çalışacağı ana yer burası. Döngüde su seviyesi eşittir analog read yapıyorum. Parantez içerisinde su sensörünü analog read yapacak. Yani su sensöründeki veriyi su seviyesine atayacak. Biz de ekranın su seviyesini yazdıracağız. Yazdırma komutuna geliyorum. Serial port ekranına yazdırdığımızdan dolayı serial println komutuyla yazdıracağım. Parantez içerisinde su seviyesi diyeceğim ve her bir saniyede bir su seviyesini bize ölçecek. Hatta 1000 yapmayayım. 500 yapayım ki daha hızlı ölçelim. Daha hızlı işlem yapalım. Şöyle portumu kontrol ediyorum. Portum tamam. Şimdi kodu yükleyebilirim. Kod yükleniyor şu an. Suyu da böyle bu şekilde alayım, öne getireyim. Evet, kodumuz yüklendi. Serial port ekranını açıyorum şu an. Şu an 0 diye gözüküyor. Sensörümü şöyle çok hafif bir şekilde suyun içine sokuyorum ve değer almaya başladı. Şu an tekrardan 0'a geldi. Ortadan itibaren çok yavaş bir şekilde sokuyorum. 400, 500, 576 şeklinde ve en sonuna geldiği zaman 630 değerlerinde bize değer okutturuyor. Sensörümüz bu şekilde çalışıyor. Bu sayede su seviyesini ölçmüş olabiliyoruz. Tabii bunları da başka sayılara döküyoruz. Şurayı şöyle şu şekilde sildiğim zaman tekrardan sıfır noktasına kadar gelecektir. Su seviyesi sensörümüz bu şekilde çalışıyor. Bu su seviyesi sensörüyle çok farklı projeler yapabilirsiniz. Bu ya da su seviyesini ölçmek istediğiniz yerin verilerini seri port ekranına değil de daha önceki derste işlediğimiz LCD ekrana yazdırabilirsiniz. Ve hayal gücünüzü kullanarak çok çeşitli projeler yapabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.